Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent işbirliğinde TÜBİTAK BİN projesi kapsamında elektrik makineleri stratejik plan hazırlama Ar-Ge Çalıştay'a gerçekleştirildi. Çalıştay'a Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci, Fırat Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Erhan Akın, Fırat Üniversitesi akademik personeli ile davetliler katıldı. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci, Ar-Ge Çalıştay'ın elektrik makineleri alanında Ar-Ge strateji belgesi hazırlamak olduğunu söyledi. TÜBİTAK BİN projesi kapsamında Türkiye'de elektrik makineleri alanında çok yüksek bir potansiyeli olan ve yetkin öğretim elemanlarına sahip olan üniversitemiz bir stratejik plan hazırlama kapsamında çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda Çalıştay bundan sonraki hocalarımızın yapacakları bilimsel çalışmalara yön verecek, planlanmasını sağlayacak ve katkılar sağlayacaktır. Bu açıdan Çalıştay'ın verimli ve faydalı geçmesini diliyorum. Fırat Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Erhan Akın da Çalıştay hakkında bilgiler verdi. TÜBİTAK üniversitelerin yetkinliklerine göre destek vermeyi, esasında Kalkınma Bakanlığı'nın da böyle bir stratejisi var. Sizin birikiminiz nerede, uzmanlığınız neredeyse bundan sonra destekleri uzman yoğunlaşmasının olduğu yerlere vermek istiyorlar. Dolayısıyla slaytta da göreceğiniz gibi ikinci paragrafta biz bu stratejiyi yazıp kabul ettirdiğimiz zaman bundan sonra bizim öğretim üyelerimizin 1003 öncelikli alanlar başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek. Çok yüksek bütçeli bir elektrik makineleri mükemmeliyet merkezi açmak istersek, bunun örneklerini Bilkent Üniversitesi'nde nanoteknolojilerde görüyoruz. Diğer üniversitelerde mesela 9 Eylül Üniversitesi'nde, Binom Enstitüsü'nde görüyoruz, başka üniversitelerde görüyoruz. Buralara devlet öncelikli olarak çok yüksek bütçeler veriyor ve oradaki potansiyeli ortaya çıkartıyor.